Herkese selamlar. Guardium çözümü veri tabanı sunucular üzerinde yapılan aktiviteleri gerçek zamanlı izleyebilen ve yapılan aktivitelere göre çeşitli aksiyonlar alabilen anahtar teslim bir veri tabanı güvenlik çözümüdür. Çözümün içinde bulunan veri sınıflandırma modülü ile kritik hassas veriler kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Özellik KVKK, GDPR, PCI DSS, SOX, BDDK ve BTK gibi birçok bilinen regülasyonun ihtiyaçlarını hem izleme hem de veri sınıflandırma tarafında karşılamaktadır. Şimdi dilerseniz veri sınıflandırma işlemi yapılırken hangi metotlar kullanılıyor ve bu işlem nasıl gerçekleştiriliyor kısa bir demo ile izleyelim ve öğrenelim. Buyurun. Veri sınıflandırma modülünde sunucularınıza herhangi bir ajan kurmuyoruz. Sunucularınızla bağlanmak için bir data source'lar oluşturuyoruz. Bu data source'lara bir user veriyoruz. Bütün tablolara select atma yetkisi olan bir user veriyoruz. Veya direkt sysadmin kullanıcısını verebiliyoruz. Biz lab ortamlarımızda en azından böyle yapıyoruz. Ben fazla uzatmadan hemen veri sınıflandırma işlemini nasıl yapıyoruz onu anlatayım. Guardium ana menüsünden Discover sekmesinden Discover Sensitive Data diyoruz. Ve burada classification prosesimi oluşturuyorum. Bunun öncesinde şurada da data source definitions'ta sınıflandırma esnasında kullanacağımız sunucu erişimini ayarlayabilirsiniz. Bizim daha önce oluşturduğumuz data source'larımız var iki tane. Biri Oracle, biri MS SQL olmak üzere. Siz buradan artı sekmesinden kendi istediğiniz gibi şeyi oluşturabilirsiniz data source'unuzu. Peki şeyi nasıl oluşturuyorum, rolü nasıl oluşturuyorum derseniz bunun için Guardium arayüzünden file server'ı çalıştırmanız gerekiyor. Yani arkada Guardium'a root erişiminiz olmadığı için bu bilgiyi file server'la size ulaştırıyor Guardium. File server'ı çalıştırmak için kısaca söyleyeyim. File server yazıp local IP'nizi yazıp ardından kaç saniye çalıştırmak isterseniz o kadar çalıştırıyorsunuz. Ben 3600 saniye seçiyorum. Her zaman için ardından zaten Enter'a basınca file server'ı kapatabiliyorsunuz. Buradan file server'ımıza eriştik. Buraya nasıl geldim onu göstereyim hızlıca. Access log'a tıkladıktan sonra debug log'un altında classification role var. Bunun içerisinde bütün roller saklı. Buradaki rolleri kendi database üzerinde çalıştırıyorsunuz. Yeni bir rol oluşturuyorsunuz ve bir tane oluşturduğunuz kullanıcıya bu rolü atadıktan sonra buradaki data source'lara o kullanıcıyı gösterirseniz veri sınıflandırma modülünü başarıyla çalıştırmış olursunuz. Burada daha önce oluşturduğumuz bir proses var. Ben bunun yerine kendim yeni bir şey hazırlayacağım sizin için. Şuradan hızlıca classification demo diyeyim. Burada bizim daha önce ekip arkadaşlarımızla oluşturduğumuz belli bir politika var. Classification politikası. Bunun üzerinden gideceğim. Yeni bir şey de oluşturabiliriz ama şu an gerek yok buna. Seçtikten sonra politikamızı What to discover kısmına geliyoruz. Zaten yeni politika oluştursanız da bizim şurada seçtiklerimizin kısmı boş gelecekti. Siz buradan teker teker seçip seçip atacaktınız. Peki nedir bunlar? Bunlar search type data olanlar, bizim regex ile ifade edebildiğimiz paternler. Katalog olanlar ise regex ile ifade edemediğimiz paternler. Örnek olarak şöyle göstereyim. TC kimlik no açıyorum. Burada kredi kartının klasik TC kimlik numarasının klasik regex'ini görüyoruz. Yani şu an için kabul edilmiş olan bir regex bu. Farklı tipleri de var tabi. Başka katalog olandan bir tane göstereyim. Katalogda haliyle regex ile ifade edemiyorum. Örneğin bir CCV numarasını regex ile ifade edemiyorum. Bunun yerine kolon name içerisinde, yani kolon ismi içerisinde CCV geçiyorsa gibisinden ya da table ismi her ne olursa olsun kolon isminde CCV geçiyorsa buna match et ve bunu kritik data olarak bana göster diyorum. Bunun gibi yaklaşık size hazırladığımız 30-31 tane
rule var. Bunları pek uzatmadan hemen bir sonraki kısma geçiyorum. Daha önce oluşturduğum data source'ları anlattım. Bunları seçip selected data source'lara ekliyorum. Ardından müsaadenizle classification işlemini başlatıyorum. Bu bir müddet sürecektir. Yani büyüklüğüne göre database'in. Burada sample size olarak gösterilen kutucukta maksimum 2 kayda bak diyoruz. Yani 2000 kayda bak diyoruz pardon. Bu değer büyütülebilir veya küçültülebilir. Yani sunucunuzu çok yormak istemiyorsanız 2000 kayıt içerisinde ara diyebilirsiniz. Şu an çalışıyor. Yaklaşık 1 dakika falan sürecek. Bizim sunucularımız içerisinde pek veri olmadığı için bizim laboratuvar sunucularımız bunlar. Normal durumlardaki serverlerimizin nerede tutulduğunu pek bilemiyoruz ya da emin olamıyoruz ya da bunun envanterini tutmak cidden çok zor oluyor. Tam bir envanter tutuyorsunuz, personel değişikliği oluyor, başka aksi sebepler olabiliyor. Bu sebepten bu modül çok işimize yarıyor. Yani sonucumuz çıkmış. Gördüğünüz gibi burada compute node table'ında adres kolonunda bir IP adres bulunmuş. Nerede? 216 SQL sunucumda. Başka geliyorum. CCV numarası, kredi kartı, Mastercard bulunmuş. IP adresi yine. Telefon numarası, kredi kartı, Mastercard, Amex. TC kimlik numarası Oracle üzerinde bulunmuş. Ve bu gibi 69 tane veriyi bulmuş. Bulduk. Şimdi ne yapacağız diyebilirsiniz. Burada şöyle bir önerim olabilir. Bu bulunan verileri veya bulunacak olan verileri ileride de bulabilirsiniz. Nasıl bulabilirsiniz? Bu prosesi periyodik hale getirebilip kendinize günlük, haftalık, aylık olarak yollayabilirsiniz. Yani elinize haftalık bir kritik, güncel bir kritik tablo raporu geçer. Burada bu prosesinize, yani periyodik rapor prosesinize, audit prosesinize bir isim veriyorsunuz. Benimki default'ta kalsın, sorun değil. Burada bir rol veya bir e-mail veya bir user ekleyebilirsiniz. Ben burada admin user'ını ekliyorum. Ardından OK diyorum. Buna pek gerek yok. Schedule ediyorsunuz. Ne zaman gelsin diye. Ben bunu her gün istiyorum. Ne zaman gelsin bana? Sabah 8'de gelsin diyorum. Yani 9'da masama gelince en azından raporlar elimde olsun. Bunu haftalık yapan müşterilerimiz de var. Aylık yapan müşterilerimiz de var. Save ediyorum ardından. Ve artık bu sizin elinize günlük olarak geçebilecek bir rapor haline geliyor. Bunun bir avantajını daha söyleyip kapatacağım demoyu. Burada bulduğunuz verileri, yani böyle periyodik olarak bulduğunuz verileri bir gruba, bir Guardium grubuna atayabiliyorsunuz. Her bulduğu kritik veriyi bu gruba atar. Hatta bu gruba dair bir politika yazabilirsiniz. Gruptaki kritik tablolarda herhangi bir update olursa, select olursa, delete olursa, herhangi bir işlem olursa bana alarmla diyebilirsiniz. Böylelikle kritik verilerinizi her zaman güvende tutarsınız. Bana buraya kadar sabrettiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa Guardium ile alakalı, size şuraya bizim grubumuzun mail adresini yazayım. guardium.tr@exclusive-networks.com. Bu mail adresinden bize dilediğiniz gibi sorular sorabilir, herhangi bir probleminizi aktarabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim. Bu kötü günlerden bir an önce kurtulup normal hayatımıza dönmeyi dilerim. Sağlıcakla kalın.